Evet dostlar, Narthox'a hoş geldiniz. Yeni bir bölüm, e, yepyeni bir konuk açıkçası. Hani ben de heyecanlıyım. Ne konuşacağız, ne edeceğiz? Çünkü e, sıklıkla duydum hani bu coin meselesini konuşuyoruz da altcoin. Ben altcoin deyince e, biraz alttakiler ve üsttekiler e, nasıl derler hani e, biraz sınıfsal fark e, diye düşünüyordum. Öyle değilmiş. Bunu bize kim anlatacak? Altcoin, Türk'ün kurucu ortağı Volkan Korkmaz. Hoş geldin Volkan. Hoş bulduk abi nasılsın? Ee, i̇yi valla sen nasılsın? Ben de iyiyim Sen Teşekkür yoğunsun edelim. anladığım kadarıyla. Yoğunum Yoğun evet. Şimdi bu e, coin ya kripto para meselesini daha doğrusu hı hı. yeni başlayanlar içinde belki e, ilk kez Nartox'u ilk kez izleyecek. Yeni başlayanlar içinde e, kısa bir özet geçersek. Bu kripto para e, birileri tarafından bulundu ve Türkiye'ye girdi. Türkiye, gir. Türkiye tam olarak ne zaman girdi hatırlıyor musun sen? E, aslında 2017'de en popüler olduğu dönem 2017'de ama ondan ziyade işte 2013 olsun, 2015 olsun çeşitli insanlardan alanlar duyuyoruz. Hı. Ama hani ne kadar tuttu ellerinde bu zamana kadar tuttular mı? Orası muamma ama gizli zenginler var bu konuda. Hı. Ama en popüler olduğu dönem 2017 senesi. 2017 ve 2018 dön dönemi. E, girişte şöyle oldu aslında Türkiye'de finansal okuryazarlık biraz zayıftı. E, genel sermaye piyasalarında e, i̇şlem yapanlar tabii ki var ama çok o tarafa kaymıyordu Türk halkı. Hı hı. E, kripto paralarla birlikte aslında kolay para kazanma yöntemi e, edinmiş oldu bir yerde. Yanlış bir strateji e, uyguluyor bu konuda insanlar. E, öyle girdi hayatımıza ve bir, bir bakıma finansal okur yazarlığı da tetikleyecek bir döneme girmiş olduk. Çünkü insanlar kripto para alıyorlar nasıl alacaklarını bilmiyorlar teknik analiz öğrenmeleri gerektiğini e, belli bir kısım çoğu değil. Bir şekilde öğrenmek istedi ve Hı. bu konulara el attı. E sonrasında zamanla da öğrene öğrene bu işi popüler oldu. E sonrasında bir 20K gördük e, Bitcoin'de. Hı. Düşüşte çok üzülenler oldu. E, acı bir düşüş olmuş galiba, acı bir düşüş 3400 seviyelerine kadar düştü. Ee, tabii küsenler de oldu piyasaya. Hı -hı. Sonrasında yeniden bir yükselişle, bir boğa Hı -hı. sezonuna girmemizle birlikte e, tabii ki yine e, eski şeyler popülaritesini sağladı ve aslında daha da fazla e, yeni insan gelmeye başladı topluluğa. E, bu şekilde Türkiye'ye girdi diyebiliriz yani. Peki yani finansal okur yazar olan bir dönem sonra atıyorum yani master seviyesine geldiğinde illa bir şekilde dijital paralara ya da kripto e, paralara yöneliyor mu? Yani master seviyesinde genel sermaye piyasalarında olup master seviyesinde diyebileceğimiz ama hani bu işin aslında master seviyesi yok biraz Değil daha mi? psikoloji yönetimi devreye giriyor. Ama master seviyesinde olanlar için de şöyle bizim piyasalarımız kripto para piyasaları normal sermaye piyasalarından oldukça volatil. Çok Hı -hı. oynak. E, bu da onları açıkçası korkutuyor bir Hı -hı. bakıma. Hı -hı. Yeni yeni bence o taraftan da bu tarafa bir kayış oluyor diye düşünüyorum. İnsanlar tabii hani bizim e, insanımız sever mesela kıraathanlı kültüründe de var. Pişpirik evet. hani, oynamak vesaire bilmem ne. Piyangoyu da severiz, sayısalı severiz. Bir sürü şey severiz. Biraz başlangıçta sanki insanlara e, hani o şey imajı mı verdi aslında bitcoin ya baba aslında bu da yani bir anlamda şey şans oyunu. Hı hı. Bir şekilde şansın yaver giderse köşeyi çok ciddi ve hızlı bir şekilde dönebilirsin. Böyle hissedildi mi? Psikolojik deyince çok. Özellikle da. yeni yatırımcıya böyle hissedildi, hissedildiğini hı hı. düşünüyorum. Çünkü bir iki videoda gördük böyle bildiğiniz kıraathane gibi bir yerde hadi atom alıyoruz, onu alıyoruz, <laughs> bunu alıyoruz. Pump grupları vesaireler. O açıdan bakan çok insan var. O yüzden biz de bilinçlendirmek için hı hı. aslında Altcoin Türk'ü kurduk hı hı. 2017'de. Onlar daha bilinçli traderlar olsun gelsinler öğrensinler bu işin mutfağına girsinler kendi şeyleriyle bilgi ve birikimleriyle hareket etsinler işlem yapsınlar diye uğraşıyoruz ama ne yazık ki dediğin gibi yeni gelenler Hı -hı. birileri sinyal versin Hı -hı. bir yerde yazsınlar ben gireyim Hı -hı. o şeyle zihniyetle baktığı için kaybediyorlar. Çocuklar var mıdır abi sizin sistemde? çok hani adına koşu için versen iki tane isim falan diye çok var Hı -hı. E, Twitter'da da yapanlar var e, özellikle Telegram tarafında kapalı gruplar arkasında Hı -hı. bu işatta o gruba almak için e, paralı bir grup kurup Hı -hı. önce para alıp sonra işte sinyal verip bu sistemlere giren çok da insan var çok da mağdur oluyorlar ama işte bilmeyince de bir şekilde içeride buluyorlar kendi. Peki bunu hani etik olarak kontrol edecek bir e, sistemi de biz zaten hani, bu işin e, ne e, inşasını yapan sizin gibi grupların olması lazım, değil mi? İşte biz de elimizden geldiği kadar yapabiliyoruz. Twitter'da uyarıyoruz. E, Altcoin Türk FTX Trader Base'e gelenlere bir şekilde anlatıyoruz. Ama tabii ulaşamadığımız insanlar maalesef e, Hı -hı. orada bir kayıp yaşıyorlar. Kay kaybetmeden de aslında olmuyor bu iş ya. Ya illa bir kaybedeceksin bir kaybetmek ya kaybetmek gerekiyor. Ya büyük kaybedeceksin galiba, değil mi? Yenil daha büyük Aynen öyle. Yani. Zaten çok büyük kaybedip yenildiğinde insanlar ah dank ediyor Hı. ben bu işi öğrenmeliyim diye e, o zaman geliyorlar bize. O zaman döndükten de daha mı iyi oluyor yani? Eğer içinde varsa gerçekten daha iyi oluyor. Yani Hı. bunun çok örneği var bizim oraya gelip sıfır bilgisi olan ve evet. şu anda e, bayağı boynuz kulağa geçti diyebileceğimiz arkadaşlarımız var teknik analiz konusunda. Hı. E, eğer istenirse çok çok zor bir şey değil bu. Ama sonrasında psikolojiyi yönetmek önemli. Peki Altcoin Türkiye ilk gelenleri hatırlıyor musun? Yani yavaş yavaş toplanma anınızı. Yani genelde hangi profilden insanlar geliyordu? Vallahi çeşit çeşit renk renk. <laughs> e, biz şöyle şeyi de anlatayım biraz daha geriye geleyim. Hı hı. E, Altcoin Türk'ü biz önce WhatsApp grupları olarak kurduk. Fiziksel bir yerimiz yoktu. E, sonrasında Kripto Cuma dediğimiz bir organizasyona imza attık. Hı hı. Her cuma Kadıköy'de belirlediğimiz bir kafe vardı. E, orada Tweet atıyorduk, insanlar gelmeye başlıyordu. 3 kişi geldi, 5 kişi geldi, 10, 30, 50, 60 derken biz sokağı falan kapatmaya başladık. Oo bayağı E, Bileni de geliyor, bilmeyeni de geliyor, projem var deyip gelenler oluyor, borsa kuracağım deyip gelenler oluyor. Her çeşit insanla karşılaşabiliyorsunuz. Algoritmik Trade e, Bot'u kur, e, yazmış bir yazılımcı geliyor mesela. Hepsiyle e, fikir alışverişi yapıyorsunuz. E, o haftanın e, güncel durumunu değerlendiriyorsunuz. Sonra yavaş yavaş işte ekrana yansıtarak teknik analiz eğitimlerine başladık oralarda. Hı hı. E, sonrasında da işte 2018'di sanırım. 2019 pardon. E, Altcoin Türk FTX Trader Base'i kurduk hı hı. biz. Hı hı. E, bir coin sponsorluğunda gerçekleşti hı hı. bu. Ve sonrasında merkezi bir yerimiz oldu. Sadece cuma günleri toplanmaktan artık vazgeçtik. Hafta içi e, her gün insanlar gelebiliyordu. E, hem daha geniş eğitimler verebildik kendi yerimiz olduğu için. Hı hı. E, hem Çay, kahve içiyorlar, e, oturuyorlar, trade yapıyorlar, kitap okuyorlar, öğrenci arkadaşlarımız geliyor, bayanlar ağırlıkla geliyordu. Biraz pandemi bize etkiledi. Hmm. Fiziksel Pandemide bir şeylerimiz. Bölüş ayrıştınız mı yoksa yine hani topla, e, toplandınız mı? Benim yani bir eskisi gibi toplanamıyorduk. Sosyal medya üzerinden belki. Sosyal medya, biraz daha online'e çevirdik. Önce hmm. Discord e, üzerinden Çeşitli Hı -hı. aktiviteler yaptık. Sonra işte YouTube'a döndük. Hı -hı. Ee, Zoom'dan yayınlar yaptık falan. Hı -hı. E şimdi biraz daha online ama yine e, gelen bir kitlemiz var. Eskisi kadar kalabalık değil ama sürekli görüşüyoruz. Büyük mü oynuyorlar küçük mü oynuyorlar abi gelen? Büyük oynayanlar da var içlerinde. Küçük oynayanlar nedir da var. Nedir mesela büyük oynamak nedir? Hani coin'de büyük oynamak nedir abi? Yani şimdi baktığında abi bir bitcoin e, şu anda... O büyük zaten diyorsun. <laughs> <Getirmeyecek> büyük yani. <laughs> E, Tabi o zamanlar bu kadar büyük değildi ama hani Türk pro, yani Türkiye insanının profili de belli, e, ekonomik seviyemiz düzeyimiz de belli. E, yani 10 bin dolarla oynayan da var, 50 bin dolarla oynayan da var, 100 dolarla oynayan da var. Hani bu işin hem marjini hem spot tarafı var. Marjin kaldıraçlı işlemler yapılan, spotta e, tamamen aldığınız ve karşılığında size coin verilen hı hı. onun e, değeri sıfıra yani sıfıra değil de atıyorum bire kadar düşse de sizin elinizde o coin mevcut. Biliyor. Bir gün çıkarsa sizde siz de hani bunu değerlendirebiliyorsunuz. Margin tarafı öyle değil. Futures tarafı e, belli bir aralığınız var kaldıracınıza göre. O aralık kapandığı anda sizin paranız sıfırlanıyor. Ha gidiyor bulut oluyor yani. Direkt bulut e, bile olmuyor. Aynen. <laughs> Tuvarlaşıyor. Peki hani çok kaybedip de sırtını sıvazladığın altcoin Türkçe oldu için hiç? O konuda şöyle e, Twitter'da yani izleyenlerden bilenler mutlaka vardı. Şark Kripto hocam var Altcoin Türk'ün hmm. asıl kurucusu zaten hmm. o. E, o bu konuda dert babası yani piyasanın abisi de diyebiliriz hatta. E, çok vaka geliyor ona bu hmm. konuda işte abi şöyle oldu böyle oldu şu kadar kaybettim ne yapacağım vesaire. Evde mesela işi, işten çıktığı bir dönem insanlar bu kazançlardan dolayı e sonra o düşüş gerçekleşti. Ee, evdekilere de söyleyemiyor bir şey. Ee, Hı -hı. Bize geliyor, bizim oraya geliyor, onunla dertleşiyor. Çok var o konuda dertli insan maalesef. Kaybedenleri ilk söyleyeceğin e, bir kelime öbeği ya da cümle öbeği var mı abi? Neyi yani gerekiyor? tek tek cümle söylenebilir stop kullanın yani <laughs> stop kullan. <laughs> stop, stop kullanmak kullan. lazım aynen. İşte e, peki eee altcoin demin de dedim ya hani programa girerken ben altcoin'i e, yani gerçekten yani aşağıdaki küçük paralar falan zannediyorum. Alternatif coin aslında. Aslında alternatif coinmiş. Evet. E, neden doğdu alternatif coinler? Şöyle e, Bitcoin İlk e, çıkan ve blockchain teknolojisinin aslında duyulmasını sağlayan bir e, marka, bizim için marka. Popstar. Aynen, Selpak gibi Hı -hı. Bitcoin de bir marka. Ya, bravo. E, sonrasında şöyle oldu, Bitcoin evet güzel bir teknoloji ama geride kalmış bir teknoloji bakıldığında. Çünkü Hı -hı. bir ödeme sistemi olarak kullanabileceğimiz bir teknoloji bize vaat etmiyor. Hı -hı. Daha çok yatırım saklama e, aracı gibi düşünebiliriz. E, hal böyle olunca e, biz... Dünyadaki e, parasal sistemi değiştirmeye çalışıyoruz. E, coinler, dijital e, kripto paralar e, hayatımızda yer edinecek diyoruz. Bunlarla ödeme yapmamız lazım. Kahve almamız lazım en kötü. Öyle Bitcoin şey yani, bunu alamazsınız. Evet. 10 dakika sürüyor minimum e, geçiş süresi. Ona istinaden mesela Litecoin öyle doğdu. E, Litecoin Bitcoin'in forklanmış, e, çatallanmış bir e, yeni bir kripto paraydı. Hı hı. E, 21 milyon mesela Bitcoin'in şeyi arzı, onun da 88 milyon. Onlar e, o 10 dakikalık blok süresini iki buçuk dakikaya indirdiler. Böylece daha fazla işlem alabiliyor ve daha hızlı e, geçiş sağlıyor. Bir avantaj sağlıyor değil mi o dakikaların? Tabii Avantacı ki var tabii şey, ki kesinlikle. yani bir şekilde transfer ettiğinizde o paranın hızlı geçmesi lazım dijital çağdayız hı hı. niye hani 10 dakika bekleyelim düşsene kahve almaya gidiyorsun 10 dakika sonra atıyorsun 10 dakika arkadakiler bekliyor orada şey çıkar hani yani. Kavga çıkardı, Aynen öyle sonra bu e, transaksiyonların hızlarını daha da arttırmayı hedefleyen coinler çıktı hı hı. zaten genel problemimiz ölçeklenebilirlik problemi hı. aynı anda yapılan işlemlerin sayısıyla alakalı e, o yüzden alternatif coinler doğdu. E bazıları işte belli şeylerde, konularda biz bu probleme bu çözümü sağlayacağız diye şey yaptılar, doğdular. E şimdi DeFi var, merkeziyetsiz finans dediğimiz. E var. Birçok alanda da böyle yeni yeni kripto paralar çıktı hı hı. o şekilde devam ediyor altcoin'lerin artmasının sebebi bu. Bu kadar çok olması seni tedirgin etmiyor mu ya her gün yeni bir coin markasının ya da isminin çıkması? Ya kesinlikle ediyor bugün baktığınızda ben altcoin türk için de bir kripto para üretebilirim bu çok çok şeyde zor bir durum da değil hı hı. kendi adıma da üretebilirim keza yapılıyor da bunlar bir yandan ürküyorum çünkü bilmeyen yatırımcı bir şey vaat ediyor coin size e siz de yani inanıyorsunuz bir şekilde biliyorsun bu dolandırma şeyleri, inandırıcılık üzerine. Turgut, önce e, inanıyorsun, yatırım yapıyorsun. E, öyle olunca da çok olması tabii ki yeni yatırımcı için kötü. Hı hı. E, bizler biraz daha bilinçliyiz, e, araştırmaya çalışıyoruz. E, bir ekibimiz var mesela. Onu, o bir coin araştırırken ben diğerini araştırıyorum. Sonra bilgilerimizi e, harmanlıyoruz. Hı hı. Ona göre yatırım yapıyoruz. Ama baktığında 8 bin tane, 8 binden fazla şey var. Altcoin oldu. Altcoin. Bu rakam çok çok fazla. Hı hı. Gelecekte bu kadar kalacağına ben inanmıyorum. Bunun %95'inin bir kere silinmesi lazım. %95 travma anlamına gelmiyor mu aslında? Yani aşağıda oynayalım. Ya. Mecbur. Eğer değiştirmiyorlarsa şeylerini. Kesinlikle. Seçeyim. Peki bu kadar hantal olmasına rağmen Bitcoin'in niye bu kadar e, yukarıda dur, durduğunu, sadece bir saklama aracı olarak mı açıklıyorsun? Yani saklama aracı ve bu bence parasal devrimin sembolü Bitcoin. Hı. E, ve baktığınızda en güvenli liman dediğimiz yani piyasada ne, ne olursa olsun en güvenli liman Bitcoin. Bunu kimse Hı -hı. tartışmaz. Ee, ve altcoin'ler de Bitcoin'i takip ediyor bir şekilde. O düştüğünde ona göre düşüyorlar. O çıktığında ona göre çıkıyorlar. O sert çıkarsa yine onlar düşüyorlar. Hı -hı. Her şey e, Bitcoin'e bağlı olduğu için şu an önümüzde e, en güvenli liman Bitcoin. Anladım. Şimdi altcoin'lerde mesela hani dolar karşılıklı ya da işte altın karşılıklı vesaireyle öyle şeyler de var değil mi? Coin'ler var yani anladığım kadarıyla işte şu atıyorum ben böyle bir coin çıkartıyorum ama bankada hı hı. işte bunun işte 1 milyon tane de karşılığı 1 milyon dolar dolarda karşılığı var diye piyasaya girenler de var mı? Girenler var. Attım mı şu anda. girenler var. Bu vaatlerde bulunanlar var. Tether var mesela. Ha, teter. Ee, o stable coin dediğimiz işte bir Tether 1 dolar karşılığında ve bu her Tether için bankada bir 1 dolar karşılığını tuttuğunu söylüyorlar. Bu konuda biraz muammaydı. şimdi çok girmeyeceğim oraya. Hı hı. Ama mesela örnek verebileceğim e, Türk bir proje var. Borsa İstanbul'un iştiraki olan Takas Bankın çıkartmış olduğu Biga isimli bir e, kripto para projesi var. Hı. Bu tamamen şöyle çalışıyor. Kısaca e, bankalar, 12 tane bankayla anlaşıldı sanırım. E, bankalar diyor ki atıyorum Garanti Bankası, e, ben diyor 10 ton e, altın şey yapmak istiyorum. Hı -hı. Onu 10 ton altını getiriyor Borsa İstanbul'un fiziki kasasına bırakıyor, teslim ediyor. Anladım. Onun karşında da Takas Bank'taki işte biga sistemi ona diyor ki 10 tonluk ...bir e, biga bir gram altını temsil ediyor. Hı, 10 bir tonluk ediyor aynen hı. 10 tonluk senin biga e, basma hakkın var diyor. Hı. Ve bankalarda bunu müşterilerine satacaklar. Hı hı. E bankalar arası geçişler de olacak biga ile. Sonra bakacağız e, ileride belki işte sahibinden sahibinden.com'da ya da işte gitti gidiyor da hı. hepsi burada da biga ile ödeme olacak gibi şeyler var. Yani ha, o yani tarafta dolaşıma var. girecek bir şeyden bahsediyoruz. Tabii aslında şu an Türkiye'de. banka ente entegrasyonu bekleniyor. Bu ilk mi? Yani Türkiye'de yapılan ilk coin mu bu yoksa daha önce yapıldı mı? Yani kurumsal olarak Yapılan ilk proje böyle altın karşılığında olduğunu söyleyip piyasaya çıkan coin'ler gördük. Onu vaat etmeyip çıkan Türk projeleri de gördük. Mesela Hı -hı. Tur Turkcoin vardı içeri aldılar hepsini falan. Hı -hı. O yüzden hani arkasındakine de aslında biraz bakmak lazım. Ya da hani arkasında giderken kripto paraların arkasında kimse yok. Niye arkasına bakalım ha, merkeziyet diye bir yoktu, sonuç mi? da olabilir. Hı -hı. Orada da ekibe e, e, e ...çok iyi odaklanmak lazım. Yani ekibin Ülecek başında ekibi. kim hmm. var, yazılımı kim yapıyor... Manifestosu ne, bilmem ne. Manifestosu ne, white paper'ı okumak lazım... Ee, ...ne vaat ediyor, gerçekten bir probleme çözüm sağlıyor mu... Bunları oturup incik incik araştırıp okuyup ona göre yatırım yapmak Birine lazım. Bir psikolojik dediğin hikaye de bu galiba. Çünkü insan çok yüksek ve geniş bir psikolojisi olması gerekiyor. Tüm bunları... Kesinlikle öyle. Yani temel bu işin temel analizi var, teknik analizi var. Hı hı. E Tekniği öğrendin, işleme giriyorsun, psikolojisi var. E Temel analiz, e, araştırıyorsun, yanılma payın var. Hı hı. Çok çok fazla şey var kriter var böyle takip etmen gereken hı hı. o yüzden çok çok dikkat etmek lazım bu piyasada. Ya ama yani bir yandan da işte hani binlerce coin'den bahsedince hakikaten bir şeyi bulup ve onun yükselişine şahitlik etmek bir nevi karşılık oluyor anladığım kadarıyla. Yani buna gemciler diyoruz mesela ha. E, gem avı oluyor çünkü yeni daha çıkmış yeni yeni bir yerlere gelmek isteyen projelere gem diyoruz Hı -hı. hatta büyük borsalara girmemiş oluyor bunlar Hı -hı. E, onları avlayan e, bir grup arkadaşımız var temel analizci, de, e, analizci dediğimiz e, onlar da tabii ki yükseliş geldiğinde Hı -hı. bir şey bu çok da güzel bir şey bir şey araştırıyorsun e, öğreniyorsun. Ee, soruyorsun, ediyorsun, sonra buna yatırım yapıyorsun ve araştırmalarının sonucunu alıyorsun aslında. Bu tamam. çok değerli bir şey. Peki, son iki dakikaya girdik. Gongomuş aldı. Tamam. <laughs> Peki, e, yeni başlayanlar için, ya elbette bir başlangıç rehberi yazmamışsındır anladığım kadarıyla. Ya da bulabilecekleri bir yer var mı? Yani şöyle, teknik analiz konusundaysa e, bizim altcoin.turk.com e, sitemizde Hı -hı. bu konuda temel e, şeyleri öğrenebileceği bir sayfamız mevcut. E, Oraya zaten yönlendiriyoruz. Onun dışında da Udemy'de çok güzel eğitimler var ama her eğitim güzel değil bu arada. Çünkü bir, bir sürü eğitim şeyi var. Kesinlikle dedim, yani bir şey bilmek onu anlatabilme yeteneği sağlamıyor. Anlatabilme yeteneğiniz varsa Hı -hı. onu düzgünce anlatıyorsunuz ve aktarıyorsunuz. Bu konuda bizim Altcoin Türk'ün eğitim direktörü var. Onun da Udemy'de bir şeyi var, eğitim Hı -hı. seti var. Biz ona yönlendiriyoruz genelde Hı -hı. William degan ismi. Ee, o şekilde başlayabilirler. Ee, onun dışında da eğer hani hiçbir şey bilmiyorsa ve şey yapıyorsa biz her zaman Altcoin Türk FTX Trader Base'e Kadıköy'e davet ediyoruz. Hı hı. Ee, orada hani aslında biz de bilgilerinin yani ne yapmak istediklerini, amaçlarını önce öğrenip ona göre yönlendirme yapıyoruz. Çünkü hı hı. Dediğin gibi bu işe hemen para kazanayım mantığıyla giren ona fokuslanmış biri ise onu çok caydırmak şey olmuyor, kolay olmuyor. Hı -hı. Onun bir kaybetmesi lazım çünkü. Hı -hı. Kaybettikten sonra zaten bizi buluyor. Hemen geliyor buluyor. <laughs> ama yani hakikaten de bir o caydırıcı unsurda bir abi olarak belki bu sistem içerisinde caydırıcı unsurları da kullanıyorsunuzdur herhalde. Dur kardeş bu tam olarak istediğin şey değil diye. Yani. yani genel olarak yazıyoruz ama dinleyene bu tabii ki şey oluyor. Dinlemeyen yani yine gidiyor. Hı -hı. Biz elimizden geldiğince o uyarıları yapıyoruz. Türk borsalarına nasıl bakıyorsun bu arada? Yani Türk borsaları çok sevdiğim borsalar vardı. Daha önce Twitter'da yakın zamanda Hı -hı. bu oynaklığın artmasıyla birlikte hepsi kapanmaya başladı. Hı -hı. Evet çok güzel işler yapan borsalar var. Ee, çok güzel reklam yatırımları da yapıyorlar. Ama bir yerde bence e, yazılımsal e, ve işte sistemsel şeylerini e, güçlendirmiyorlar. Hı hı hı. ve Bu tarz oynak durumlarda aşağıda çok hızlı düşse, yukarıda çok hızlı çıksa bir şekilde borsalar kapanıyor. Sizin hı hı. orada işleminiz var. E, açık emriniz var. Ya da işte o anda almak istiyorsunuz, giremiyorsunuz. Bu kullanıcıları çok mağdur ediyor. Hı hı. Ben de bu konuda e, bir tanesinden mağdur olduğum için kendilerini bıraktım. En ee, e, konuda... iyi düşen anlar. Aynen <laughs> öyle. Hmm. Ee, biraz da güvenlik çok önemli bu hmm. konuda. Hmm. Ee... Kripto paralarla uğraşıyoruz. Hı -hı. Dijital bir ortamdayız. Hı -hı. Her türlü şeye de açığız. Açık tabii ki. E, o yüzden Hı -hı. E, borsaların güvenli olması da çok önemli. Hatta ben yakın zamanda YouTube'da da bir video hazırladım bununla ilgili. Hı -hı. E, yurt dışında borsaları araştıran bir e, firma var. SerLive diye bir Hı -hı. E, şey. Güvenlik sertifikası. E, veriyor. Yani. Güvenlik sertifikası veriyor. Orada işte Türk borsalarına da baktık. Hı -hı. Hı -hı. E, şu an hani en güvenli görünen narkasa bu Narcasa arada imşaat. kendileri hı. de bir şeyimiz var hı hı. partnerliğimiz oldu yakın zamanda Güzel gidiyor onlar da hı hı. biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Peki o zaman bir daha gelmenin sözünü alacağız senden. Tamam bir daha geleceğim. Ben de şunu sözünü isteyeyim. Alt Köy Türk FTX Trader Base'de de bu yapalım bu programı. Yapalım senle abi. Tabii ki yaparız. Orada da keyifli olur. Ben Eyvallah. de onun sözünü almış olayım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Karşı çıktı söz verdik. <laughs> Sevgili dostlar çok teşekkür ediyoruz ee, izlediğiniz için. Ee, ne yapacağız gelecek hafta yeni bir konu yeni bir konuk ve bir sürü soru işaretiyle karşınızda olacağız.